Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Amerika'ya ilk konteyner ihracatım yaparken hangi zorluklarla karşılaştım? Ne kadar ek masraf dedim Ve başıma neler geldi neler? Şimdi sizlere bunu tek tek anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar çok kısa bir iç dökmek istiyorum. Valla gerçekten artık yoruldum. Yani bu tarz problemlerle karşılaşmaktan, her şeyi denerken ilk benim başıma gelmesinden, ilk benim tecrübe etmemden artık gerçekten Yoruldum arkadaşlar çünkü bu tecrübe bana kesinlikle maddi anlamda patlıyor hiç manevi anlamda patladığı olmadı hep manevi hep maddi anlamda bana bir e, girdisi oluyor arkadaşlar peki bu sefer başımıza neler geldi? Valla herhalde arkadaşlar bir tek bu kötü olayları ben yaşıyorum ki herhalde bir tek youtube'da bunu ben paylaşıyorum herkesin maşallah işleri çok yolunda gidiyor. Bir tek herhalde benim işler yolunda gitmiyor bazen. Neyse lafı çok uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi neler yaşadım size olayı anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz Amerika'ya 20 fitlik bir konteyner göndermeye karar verdik. Ve bunun da ücretine 20 Aralık 2020'de gönderdiğimiz konteyner ücretine de 4000 dolar fiyat aldık. Sonrasında arkadaşlar şimdi burada şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz ki armatürler var. Armatürler gemi sahibidir. Armatürlere de container siparişi bulan bir firma vardır. Lojistik firması. Şimdi biz direkt lojistik firmasıyla çalışmadık. Biz lojistik firmasına da sipariş bulan biriyle çalıştık. Yani arada bir aracı var. Aracıya lojistik firmasına paslıyor. Lojistik firması da armatüre. Zaten direkt armatürle çalışmamız çok zor arkadaşlar armatür firmasına çalışmanız zaten çok zor bir şey. Siz zaten onun bir altı yani ona asıl ürün konteyner te, e, tedarik eden lojistikle çalışırsınız. Bunda hani herkes çalışır bir problem yok. Biz gittik araya bir tane daha aracı koyduk. O da Toros diye bir kişi. E, hiçbir işe yaramayan bir kişi. Şimdi biz Toros'la irtibattayız. Toros lojistikle irtibatta, lojistikte armatürle irtibatta. Yani arada bayağı şey var köprüler var bu birinci yapılan hata arkadaşlar yani arada torosun olmasına inanın hiçbir anlamı yoktu ve hatta tam aksi bize yük oldu aradaki iletişimi zorlaştırdı aslında burada birinci çıkartmamız gereken ders arkadaşlar ileride bir gün konteyner gönderirseniz direkt lojistik firması ile çalışın araya herhangi bir benim gibi bir aracı koymanızın hiçbir mantığı yok şimdi bu birinci yapılan hataydı sonrasında biz 20 Aralık'ta konteyner çıktı arkadaşlar Bir buçuk ayda varması gereken konteyner hani maksimum bir buçuk ayda varması gereken konteyner arkadaşlar Tam 3 ayda vardı Ve açıklama sorduğumuzda da işte Bir yerden daha mal olacak vesaire falan filan diyerek arkadaşlar tam 3 ayda bizim konteyner vardı Vallahi bir ara zaten konteynerin umudu kesmiştim yani o derece İlk defa gönderdiğim için insan bir endişe duyuyor tabii ki. Neyse arkadaşlar 3 ay sonra bir şekilde konteyner limana vardı. Sonra burada çok ciddi bir şanssızlık yaşadık. Bu şanssızlık da şu arkadaşlar ürünler kırmızı alana takıldı. Kırmızı alana girdi daha doğrusu. Şimdi o da nasıl oluyor? Mesela bir gemi limana yaklaşıyor arkadaşlar. Bu gemiden ya yani yüzlerce konteyner var yüzlerce konteyner arasından sadece birkaç tanesini rastgele seçiyorlar ve bunlara kontrol yapıyorlar. Şansa bak gitti bizim konteyneri seçtiler ya. Ya bakın yüzlerce konteyner var gemide. Yüzlerce konteyner var. Gitti bizim konteyneri şey aldılar. Kırmızı alanı aldılar. Şimdi kırmızı alan ne diye soracak olursanız arkadaşlar. Dediğim gibi bir bir gemi limana yaklaştığı zaman içlerinden birkaç tane konteyneri alırlar ve incelerler. Bu kırmızı alanda tabii ki çok güzel bir şimdi şey geliyor arkadaşlar. Bir ek masraf geliyor. Şimdi kırmızı alana alındığı için arkadaşlar 356 dolar 26 sent X-ray masrafı ve eklem bildirim ücreti almışlar. 356 dolar. Türkiye'de bir askeri ücret. Bu Masraf tamamen ne masraf arkadaşlar? Şanssızlık masrafı. Gittiler bizim ürünü aldılar. Kırmızı alana ve incelemeye aldılar. 356 dolar arkadaşlar. Aşırt bize yansıdı. Ee, sonrasında arkadaşlar sadece kırmızı alan burada bitmiyor. Sonrasında 575 dolar. x sonrası ürünler egzem alınma kararı verilmiş ve depoya sevk edilmiş bunun masrafı. 575 dolar arkadaşlar bir de böyle bir masrafımız çıktı. Yani bir ürünün kırmızı alınması arkadaşlar 1000 dolar. Bakın 1000 dolar gitti şu an. Şu an Türkiye kuruyla 8500 lira yapıyor arkadaşlar. bunları neden böyle bastıra bastıra söylüyorum? Çünkü ciddi paralar bunlar ticaret yaparken. Özellikle bunları neden söylüyorum? Bir de böyle yok işte 1000 dolarla bu işe başlarsınız. Yok 500 dolarla bu işe başlarsınız diyen o eğitimci Guru arkadaşlara belki anlarlar diye söylüyorum. Gördüğünüz gibi yani tek bir olayda 1000 dolarlık oluyorsunuz ki nasıl 1000 dolarla başlayacaksınız çok büyük bir merak konusu. Neyse arkadaşlar o konulara çok girmek istemiyorum. Sonrasında arkadaşlar bir tane daha baba gibi bir masraf geliyor. Bu da detention masrafı 920 dolar arkadaşlar. Gemi 19 Şubat'ta varış yapıyor. 1 Mart'ta limandan çıkıyor. Liman içi 4 gün free time var. Bu free time dedikleri şu oluyor arkadaşlar. Siz bir konteyner gönderirsiniz. O konteyneri boşaltıp geri limana teslim etmek için 4 gün free time'ınız var. 4 gün ücretsiz o konteynera hani size teslim ettikten sonra tutabiliyorsunuz. 4 gün içinde de geri teslim etmeniz gerekiyor. E zaten bizim free time Zaten şeyde bitti kırmızı alanda bitti biz daha ürünü çıkartamadık ki şeyden ee, Adı nedir ee, Bu ürünü zaten şeyden çıkartamadık ki kırmızı alandan çıkartamadık limandan çıkartamadık ki teslim edelim ürünü Geri daha sonra konteyneri teslim edelim Zaten bizim daha free time kırmızı alanda Allah hak getire gitti zaten bitti yani free time 22 Mart'ta Bizim free time doluyor arkadaşlar 18 Şubat 19 Şubatta Gemi varıyor bizim ürünü kırmızı alan alıyorlar 4 gün zaten kırmızı alanda falan bekliyorum. Zaten orada bitiyor free time. Sonra free time bittikten sonra ne oluyor arkadaşlar? Her gün limanda kaldığı için yaklaşık 170 dolar, 180 dolar günlük limana para ödüyorsunuz konteyneri orada tuttuğunuz için. 22 Mart'ta süresi bitiyor. 8 gün liman içi masraf oluşuyor. Yani benim ürünüm, benim konteynerim arkadaşlar tam 12 gün. Amerika'da limanda bekliyor. Bunun 12 gün olmasının sebebi arkadaşlar kırmızı alanda olması bir etken. Kırmızı alanın olmasının dışında da arkadaşlar 8 gün aslında 8 gün aslında şeyde kalmıyor. Kırmızı alanda kalmıyor. 4 gün 4 gün sonra kırmızı alandan çıkıyor. Bir 4 günde nerede bekliyor biliyor musunuz? Bakın burada da ikinci şey geliyor arkadaşlar. Hata geliyor. Biz firmayla DDP anlaştık yani konteyner kapıdan kabiye teslim olarak anlaştık. Bu arkadaşların normalde kırmızı alan süresi biter bitmez hemen o konteyneri alıp hemen teslim edip hemen de geri getirmeleri gerekiyordu. Çünkü free timeımız olduğu için burada bir de ek bir acil durum var. Bizim tabii ki e, Lojistik firması arkadaşlar Laylaylon e, bir de onlar onların keyfini bekledik limanda e, konteyneri teslim alacak şey bulamadılar orada bir firma ayarlayamadılar. Bir de birkaç gün firma ayarlamalarını bekledik. Bunların hepsi arkadaşlar bize yansıdı. Ee, sonrasında burada arkadaşlar yani nereden baksanız. Şimdi şöyle dediğim gibi bakın. Burada 4 gün 4-5 gün kırmızı alana giriyor ama biz burada en az bir 1000 dolarda lojistik firmasının organize edememesinden dolayı ve geç organize etmesinden dolayı para ödedik. Şimdi diyeceksiniz ki Asakan bunu neden ödedin? İşte itiraz etseydim vesaire falan filan. Ee, bir de bu masraflar arkadaşlar tüm her şeyi bunlar ödüyor ilk başta. En son size fatura ediyorlar. Bunları neden ödedik arkadaşlar? Çünkü şundan dolayı dedik. İhracatı, Türkiye'deki ihracat resmi olarak ben yapmadım. Bir başka ihracat firması üzerinden yaptık. Ee, o kişinin zor durumda kalmaması için olayı çok fazla uzatmak istemedim maalesef. Yoksa bana kalsa e, burunlarından getirirdim ama e, arada hani bir başka insanın mağdur olmaması için e, Konuyu çok fazla uzatamadım e, Bundan dolayı da arkadaşlar burada normalde aslında gerçekten benim bu 4 günlük hani Tamam 4-5 gün kırmızı alanda kalıyor ondan dolayı okey ama Geri kalan 4 günde de arkadaşlar tamamen limanda boş yere bekledi konteyner. Normalde bunu benim ödememem gerekiyordu Sonrasında arkadaşlar Custom Duty diye bir şey var Onu da 416 dolar bu daha sonrasında geri alınabilen bir şey ama biz bunu ödemedik. Ee, onu onlar herhalde kendileri hallettiler. Sonrasında arkadaşlar bir de 375 dolar pick and drop var. Bu masraf konteyner alıcı adresine bırakıldı. Bir gün sonra geri gidip alındı. Yani bu da böyle bir şey yok arkadaşlar aslında. Yani birincisi şunu söyleyeyim. Lojistik firması burada çok önemli. Neden çok önemli? Bakın 4-5 gün benim limanda konteynerimi boş yere beklettiler. Sonrasında 375 dolarda güya konteyneri ara depoya bırakmışlar. Ertesi gün almışlar güya. Bu da tamamen yalan arkadaşlar. Ben ara depoyla konuştum. Böyle bir şey olmadı. Sabah bıraktılar. Öğlen de konteyneri aldılar. Gitmişler bir de bunu 375 dolar. Sanki gidip ertesi gün almışlar da öyle yansıttılar. Hatta bu olayın aslında öncesi şöyle oldu. İlk önce bana dediler ki biz işte teslim etmeye gittik konteyneri ara depo almadı. Sonra biz geri getirdik. Bundan dolayı 350 dolar size masraf yansıttık dedi. Sonra ben ara depoyu aradım. İşte adam dedi ki güvenlik kamerası var. Hiç gelmediler vesaire. Sonra ben bunları adama söyledim. Onda bir geri vites attılar. Sonrasında bu satayla bu şekilde masraf çıkarttılar arkadaşlar. Yani kısacası lojistik firmasının burada çok önemli arkadaşlar. Yani... Lojistik firmasını gerçekten iyi seçmeniz gerekiyor. Yoksa benim gibi böyle sorunlarla karşılaşırsınız. Bu şekilde arkadaşlar yani bu masrafları topladığınız zaman yaklaşık 3000 dolarlık bir masraf ortaya çıkıyor ek olarak. Biz zaten konteyneri 4000 dolara göndermiştik. Neredeyse bir konteyner parası kadar da şey ödedik burada masraf ödedik. Şimdi buradan çıkartılacak dersler ne arkadaşlar? Birincisi lojistik firmasıyla direkt çalışmanız gerekiyor. Benim gibi araya bir tane daha aracı sokmak çok gereksiz bir olay. İkincisi arkadaşlar lojistik firmasının gerçekten de çok iyi olması gerekiyor. Yani hem tecrübe anlamında çok iyi olması gerekiyor hem organizasyon anlamında çok iyi olması gerekiyor. Ya burada da referans çok önemli. Yani daha öncesinde onunla çalışmış olan kişilerden o firmayı dinlemeniz gerekiyor. Mesela işte gibi burada bir organizasyon eksikliği oldu. 4 gün ürün fazladan limanda bekledi. Gereksiz yere limanda bekledi. Bana oradan 1000 dolar haşırt e, yansıdı arkadaşlar. Ondan dolayı lojistik firmasını seçimi çok önemli. E, lojistik firmasını doğru seçmemiz gerekiyor. Lojistik firmasını zaten doğru seçerseniz arkadaşlar. Hani ben eğer lojistik firması iyi bir firma olsaydı benim burada ödeyeceğim ek masraf 1000 dolardı arkadaşlar. Ama ben burada bugün 3000 dolar ödedim. Dediğim gibi birçok insan şey diyecektir hani neden işte ödedin işte etseydin vesaire dediğim gibi arkadaşlar bu ihracat resmi olarak benim Türkiye'deki şirketim üzerinden değil başka bir ihracat firması üzerinden gerçekleştirdiğimiz için çok fazla e, kimsenin mağdur olmaması için e, yani e, ticaret dedik risk dedik Hani her zaman kazanç olmaz dedik e, mecburen ödedik. Ee, buradan çıkartabileceğimiz dersleri size tekrardan söylüyorum. Çok iyi bir lojistik firması ve şunu söyleyeyim arkadaşlar, hiçbir şey güllük gülüs hesaplamayın. Böyle bir maliyet hesabı yapıyoruz. Öyle bir maliyet hesabı yapıyoruz ki sanırsınız ki başınıza hiçbir kötü olay gelmeyecek de her şey yolunda gidecekmişiz gibi hesap yapıyoruz. Özellikle private label'da bunu yapıyoruz. Tamamen kendimizi kandırıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Yani bu kadar masraf tabii ki bu masraf her zaman oluşacak değil ama yani kötü senaryoyu da hesaplamanız gerekiyor. Bizim en büyük eksikliğimiz kötü senaryoyu hesaplamıyoruz. Her zaman iyi senaryo hesaplıyoruz. Ondan dolayı burada da tabii ki yine ek bir bütçenizin olması, ek bir sermayenizin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani benim Allah korusun ek bir 3.000 dolarım olmasaydı bilmiyorum iş nereye giderdi. Mahkemelik mi olurdu artık bilmiyorum. Burada ek bir sermayenin de önemi var. Zaten benim biliyorsunuz bir önceki private label tecrübemdeki 30 bin liraya yakın bir para kaybetmiştim bu ürünlerde. O private labeldaki de en büyük sorun neydi? Sermayem bitmişti, ek bir sermayem yoktu. Her şey ucu ucunaydı, her şey iyi plan üzerine kuruluydu. Sonrasında devamı gelmeyince her şey çöp oldu. Şimdi burada da bu tarz büyük operasyonlarda veya küçük operasyonlarda yani kısacası Amazon'da küçüğü büyüğü olmaz, uluslararası bir operasyon bu tarz olaylarda arkadaşlar ek bir sermayenizin olması gerekiyor. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer Amerika'ya ürün gönderecekseniz, konteyner bazında özellikle ürün gönderecekseniz bu video umarım sizin için yol gösterici ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.